Elimizdeki kanıtlara göre bugünün Hindistan ve Pakistan topraklarında yaşamış en eski uygarlık Indus Vadisi uygarlığıdır. Indus Vadisi uygarlığı bugünün Pakistan ve Kuzeybatı Hindistanını içine alır arkadaşlar. Daha önceki videolarda Indus Vadisi uygarlığının milattan önce 3000'li yıllarda yükseldiğini ve 2000'li yıllara geldiğimizde de gerilemeye başladığını size anlatmıştım hatırlarsanız tam olarak neden ve nasıl gerilediğini bilmiyoruz. İklim değişikliği, nehrin kuruması ya da doğal bir afet söz konusu olabilir. Ya da belki başka uygarlıkların etkisi. Bu videoda Güney Asya'nın tarihindeki önemli başka bir dönemden, Hint Aryan soyundan gelen insanların bölgeye göçleri sonucunda başlamış olan dönemden bahsedeceğiz. Hint Aryan soyunu buraya not etmek istiyorum arkadaşlar. Onu bir yazalım. Hint Aryan bu insanların, e, yani bu insanlardan çoğu zaman Aryan ırkı olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Hint Aryan soyundan gelen insanlar, bugünün Pakistan ve Kuzeybatı Hindistan topraklarına Indus vadisi uygarlığı zayıflamaya başladığı dönemde göç etmeye başladılar. Bazı tarihçiler, Indus vadisi uygarlığının bu göç sebebiyle gerilediğini de düşünürler. Yani bu belki de bir tür istilaydı. Bu noktada bu teorinin artık pek kabul görmediğini de eklemek istiyorum. Tarihçiler Indus Vadisi uygarlığının Hint Aryan göçü esnasında da var olmaya devam ettiğini düşünüyorlar. Hint Aryan soyundan gelen insanların göç ettiği bu döneme Vedik dönem adı verilir arkadaşlar. Döneme Vedik dönem adının verilmesinin sebebi şudur. Bu dönem hakkındaki bilgileri o zamana ait yazılı eserler olan Veda lardan elde ediyoruz. Veda. Veda arkadaşlar Sanskritçe de bilgi anlamına gelir ve Vedalar da Sanskritçe yazılmıştır. Vedalar Vedik dönemin hakkında e, bize bilgi verir. E, fakat e, bu dönem hakkındaki bilgilerin yanı sıra günümüz Hint toplum, toplumunun ve dininin de aslında temelini oluşturuyorlar. Vedaların en önemlileri Rigveda. Yayur Veda, yajur Veda gibi yazılıyor ama Yayur Veda diye e, söyleniyormuş. Rig Veda, Yayur Veda, Sama Veda ve Atarva Veda'dır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Rig Veda, Yayur Veda, Sama Veda ve Atarva Veda. Rig Veda Vedaların en eskisidir. Vedik dönemin başlangıcında belki de M.Ö. 1500 ile 1200 yılları arasında yazıldığına inanılıyor. Bu yaklaşık olarak 3.000-3.500 yıl öncesine denk geliyor ve diğer vedalar Rigveda'dan çok sonra yazılmışlardır. Hint Aryan soyundan gelenlerin göçebe çobanlar oldukları düşünülüyor. Indus Vadisi'ne yerleşmeye başladıklarında sadece bu bölgeyle sınırlı kalmadan şu anda işaretlediğim günümüzdeki Kuzey Doğu Hindistanı ve Bangladeş'i de içine alan Ganj Ovası'na da yayılmışlardır. Bu arada Indus ve Ganj Hindistan'daki en önemli nehirlerdir. Bu insanlar Ganj Ovası'na yerleştikten sonra tarımla uğraşmaya başlamışlardır. Zaman çizelgesinde tarımla uğraştıkları dönemi yeşille işaretledim. Tarım onları yerleşik krallıklar kurmaya itmiş ya da en azından biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Hint destanlarında anlatılan hikayelerin yani Mahabharata ve Ramaya'nın geç Vedik dönemde yaşandığına inanıyoruz. Vedalar ve bu destanlar yazılı değillerdi ve nesilden nesile sözel olarak aktarılmışlardı. Yazıya geçirilmeleri ya geç vedik döneme ya da vedik dönem sonrasına denk gelir. Bu noktada Sanskritçenin en eski Hint-Avrupa dillerinden biri olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Hint-Avrupa dillerinden birazdan daha ayrıntılı şekilde bahsedeceğim ama Sanskritçenin Yunanca, Latince ve Cermen kökenli dillerle bağlantısı olduğunu da söyleyebilirim. Evet, Sanskritçe Miken Yunancası ve Hitit dilinin yanında en eski dillerden biridir. Son saydıkları Önce 2000'li yıllara ait uygarlıklar. Hemen Siddhartha Gotama Buda'nın da dönemdeki Vedik krallıklarından birinde yaşadığını ekleyelim. Az önce de bahsettiğim gibi günümüz Hindistan'ının temelleri Veda adlı metinlerle atılmıştır. Hatta Indus nehrinden ilk bahseden belge Vedalardır. İndus Vadisi uygarlığının yazısı bugün hala gizemini koruyor. Ama Vedalarda geçen Sindu kelimesi daha sonraları ya yanlış telaffuz edilmesi ya da biraz değişmesi sonucu bugün Hindistan'la özdeştirdiğimiz kelimeler olarak telaffuz edilmiştir. Hindu, Indus ve Hindistan. Bu kelimelerin hepsi Vedalarda kullanılan ve nehri kasteden Sindu kelimesinden türemişlerdir. Bunun yanında Vedalarda katmanlı bir toplum yapısından bahsedilir ve varnalar aracılığıyla da ne anlama geldiklerini anlamak mümkündür. Bunları toplumsal rol ya da sınıflar olarak düşünebilirsiniz. En üstte Brahminler yani rahipler, bilim insanları ve öğretmenler bulunur. Sonra aralarında kral ve savaşçılar olan e, Kshatriyalar, sonra Vaishalar yani çiftçi, tüccar ve sanatçılar ve şudralar yani çiftçi ve işçiler gelir. Bazı tarihçiler ve Vedik dönem araştırmacıları Varnalara yapılan bu referansların Rigveda gibi kaynaklara Vedik dönem sonrası eklendiğini düşünüyorlar. Bazıları ise bunların bugünkü kas sistemiyle alakalı olmadığını, sadece nesilden nesile geçmeyen toplumdaki farklı sınıfları belirten terimler olduğunu düşünüyorlar. Bundan tam olarak emin değiliz. Rigveda'da çeşitli duaları, tanrılara yazılmış metiyeleri ve ritüelleri görebilirsiniz. Ayrıca felsefi bir yönü olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin bu Rigveda'dan bir alıntı. Bu Nasadiya Sukta olarak bilinen 10. kitaptaki 129. ilahi yani yaratılış, yaratılış ilahisi daha doğrusu. Burada ilahinin Evrenin kökeninden bahseden bir kısmını görüyorsunuz. Şöyle diyor: Kim tamamen bilebilir? Kim burada açıklar bu yaratılışın nereden geldiğini? Bunun evrenin yaratılmasıyla tanrılar sonradan ortaya çıktılar. O halde onun varoluşunu kim bilebilir? Bu yaratılış nereden doğdu? Onu o kurdu mu yoksa o kurmadı mı? Yaratılışın en uzak gökyüzündeki gözleyicisi bunu sadece o bilir ya da belki o da bilmez. Burada evrenin yaratılışına dair felsefi bir yaklaşım görüyoruz. Evet, videonun başında da söylediğim gibi Vedik dönem günümüzdeki Hindistan ve Hinduizmin temellerini atmıştır. Bu çağ bir bronz çağı uygarlığı olarak başlamıştır ama geç dönemlerinde insanların demir eritip demirden alet edevat yaptıkları görülmüştür. Vedaların dili olan Sanskritçe bilim insanları tarafından çözüldükçe sadece Hindistan'daki değil Avrupa'daki insanların ataları hakkında da daha fazla bilgi edinmemizi sağlamıştır.